Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Mustafa Çıpan Bey stüdyomuzda konuğumuz. Kendisiyle tabii hem bundan önceki süreç nasıl bu noktaya gelindi, bu başarılı noktaya gelindi, hem de bundan sonra nerelere götürülecek, bu sene neler olacak, onları konuşmaya çalışacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. Teşekkür ediyorum. Bugün ayın 21'i ve yarın Yarın başlıyoruz 22 inşallah. başlıyor. Resmi açılışla başlayacak ve 30'una kadar, yani 8 gün boyunca 9. 30 dahil 9 gün. 9 gün Evet. oluyor. Yani 9 gün Konya musikiye doyacak, müziğe doyacak ve tabii aynı zamanda fevkalade bir müzik festivalinin de 9.'sü da icra edilmiş olacak. Öncelikle sizi kutluyoruz. Yani bu noktaya Sağ ol. getirilebilmesi sağ salim bir şekilde ve inşallah daha nice yıllar Tabii. diliyoruz. Temennimiz o. Evet. Mistik Müzik Festivali'ne. Önce isterseniz efendim bu sene neler var? Onun tanıtımıyla başlayalım. Hayır. Şöyle biz Erkan'dan da rica edelim. Biz programımıza da da destek olmuş olalım. Yani Evet, yayın tabii. desteği olan. Yayın akışınızda zaten veriyorsunuz ama Evet. afişimizde bu surette Öyle de, o tanıtımını gösterirseniz da evet, tabii. gösteriyoruz. Böyle bakın sevgili seyirciler görüyorsunuz şu anda ekranlarınızda. Ve herkes bu güzel müzik festivaline davetli. Efendim bu Evet. sene sizden dinleyelim, buyurunuz. Bahsettiğiniz gibi bu yıl inşallah 8.'sini gerçekleştireceğiz. 9 gün sürüyor olmasının hikmeti 9 rakamın Mevlevilik'teki kıymetine binaendir. Bilerek yani 9 Bilerek gün. gayet tabii. 30 Eylül malumunuz Hazreti Mevlana'nın doğum günüdür. 30 Eylül günü bitiriyoruz programı. Bu doğum günü münasebetiyle Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı olan ve Türkiye'deki konusundaki tek ihtisas topluluğu olan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Türk Tasavvuf Müziği konseri ve sema gösterisi olacak. Ama ondan önce yarın Gine ile başlıyoruz. Ben kıymetli dostlarımıza, sanatsever hemşehrilerimize Gine konserini kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Yani işte Afrika'nın önemli bir bölgesinden gelip özellikle perküsyon yani ritim aletleriyle icra edecekleri müziği ve tabii gösteriyi aynı zamanda takip etmeliler. Başka zaman Gine'nin bu topluluğunu nerede seyredecekler? Hakikaten Yani nereden bulacağız? şimdi şöyle baktığınızda da Hamdi Bey yani 9 ülke 9 topluluk. Evet. Ancak bu tür festivallere katılıp bu kadar süre festivalin yapıldığı şehirde bulunursanız, bölgede bulunursanız ancak böyle farklı toplulukları bir arada dinleme imkanınız olur. Aksi halde çok zordur bu. Evet. Biz Konyalı hemşehrilerimize, sanatsever dostlarımıza, Konya dışından ve ülkemiz dışından bu festivalleri takip etmek için gelenlere hakikaten çok iyi hazırlanmış, çok iyi çalışılmış, nitelikli bir program sunmaya çok özen gösteriyoruz. Biz bu için aylardır çalışıyoruz. Bu işin Evet. arkasında en az 7-8 aylık bir emek var. Tabii son 2 aydır filan çok yoğun bir şekilde çalışılıyor. Artık sona geldik. Bütün hazırlıklarımız tamam. Ben ümit ediyorum ki geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi son derece başarılı, nitelikli, iyi icralar seyredebileceğimiz bir festival olacak. Evet. Bu arada kurumsallaşmayı da yıldan yıla tamamlıyor Tabii. herhalde, değil mi? İnternet siteleri falan Şimdi zaten. çok iyi bir web sayfası tasarımımız var. 3 yıldır bunu yapıyoruz özellikle. Tabii şunu söyleyelim hemen. 2004 yılında bu faaliyet başlarken ben kurumda görevli değildim ama kuruma dışarıdan hep destek veren bir akademisyen olarak arkadaşlarımızla görüşüyorduk, sürekli istişare ediyorduk. İyi niyetlerle yapılmış bir başlangıç hakikaten. Konya için hayırlı bir başlangıçtı. Aralık ayında Şebi Arus törenleri kapsamında biliyorsunuz icra ediliyordu. İlk 4 yıl böyle yapıldı. Sonra son 4 yıldır biz onu Eylül ayına aldık. Sebebini de her zaman bahsediyorum. Tekrarlamış olalım. Hazreti Mevlana ile ilgili şu anda şehrimizde 2 önemli etkinlik zaman dilim var. Birisi en önemli olan Aralık'taki Şebi Arus törenleri Evet. şüphesiz. Bu sadece şehrimizin değil, ülkemizin de dünyaya açılan önemli bir program hakikaten. Diğeri Mayıs ayının başında ilk haftası 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiren Hazreti Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya gelişleriyle ilgili program. Teşrifleri ile Tabii. ilgili. Üçüncüsü de Eylül ayında Hazreti Mevlana'nın doğum gününü esas alarak yapmaya çalıştığımız ve artık kabul gören
uluslararası mistik müzik festivalleri takvimine giren ve Türkiye'deki hakikaten en nitelikli mistik müzik festivali olarak da varlığını hissettiren bir festivalden bahsediyoruz. Evet. Başlangıçtan beri bu işi düşünen, planlayan efendim arkadaşlarımıza, görevli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir süreç. Başladı, bir noktaya gelindi. Biz aldık, bir noktaya kadar taşıdık. Daha sonra görev alacak arkadaşlarımız bunu şüphesiz geliştirerek devam ettirecekler. Konya'ya yakışan budur. Başkent olma, evet, ve medeniyet kültür merkezi olma iddiasında olan bir şehir, şüphesiz uluslararası nitelikteki kültür ve sanat faaliyetlerini, bilimsel faaliyetleri, fuarları mutlaka hiç aksatmadan ama verilen, evet, periyotlarda devam ettirmelidir. Bu anlamlı olur. Bir şehir adına anlamlı olur. Şehrinizi dışarıda tanıtmak istiyorsanız özellikle uluslararası nitelikteki faaliyetlere daha çok önem vermelisiniz. Yani biz kendi kendimize de çok nitelikli faaliyetler yaparız, ayrı mesele. Ama uluslararası, evet, katılım çok önemli. Bakın geçen yıllarda buraya gelen icrayı sanat eyleyen dostlarımız, sanatkar dostlarımız çok farklı ülkelerden geldiler. Buradan ayrılırken şuna inanın, Hazreti Mevlana'nın ve Konya'nın birer gönüllü temsilcisi olarak ayrıldılar. Ve bu insanların o kadar genç çevreleri var ki gittikleri yerlerde temas ettikleri insanlarla Konya'yı, Hazreti Mevlana'yı bu vesileyle konuşmuş oluyorlar. Dolayısıyla yaptığınız organizasyonun mükemmelliği, gelenlerin memnuniyeti, buradan ayrıldıktan sonra bir daha Konya'yı unutmamalarını temin ediyor. Bu önemli. Yani sadece müzik icra ettirmiyoruz. Aynı zamanda bir Konya tanıtımı, Konya değerlendirmesi yaptırmaya özen gösteriyoruz. Evet. Bunlar önemli. Kurumsallaştı. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki yıllarda da, yani şimdi 8.si diyoruz. Niye 18. 28. İnşallah olmasın. Tabii olacak, evet, bunlar. Şartlar çok daha olgunlaşıyor. Konya bu tür uluslararası festivalleri, bilimsel toplantıları, fuarları en mükemmel manada yapabilecek hem birikime hem güce sahiptir. Altyapıya ya zaten. Hiçbir kuşku yok. Hiçbir problem ve burada yok. İnanın yapılan programlardan sonraki görüşmelerde mesela geçen yıl gelen sanatçı dostlarımız diyorlardı ki biz birçok ülkede festivallere katılıyoruz ama hiç bu kadar tıkır tıkır işleyen, herhangi bir pürüzle karşılaşılmayan festival çok az görüyoruz diyor. Bu memnuniyeti sağlamak önemli. Ha, çok yoruluyoruz, bir takım sıkıntılar çekiyoruz, az uyuyoruz, koşturuyoruz. Doğru ama yapılan iş ortaya çıktıktan sonra doğrusu buna değiyor. Ama organizasyon yapmayı bilen, önemli, yıllardır önemli, organizasyon, evet, yapan bir ekip, ve o ekiplerde Konya'da hakikaten kurumsallaştı. Gerçekten. Değil mi efendim? Konya bu noktada iyi bir durumda. Ve sıkıntı yani sistematik bir şekilde işliyor. Tabii burada şimdi birkaç açıdan da konuşmak gerektiğini düşünüyorum efendim. Mesela müzik festivali ve mistik müzik festivali. Yani biz bunu Konya'nın herhalde şu anda düzenli devam eden tek müzik festivali değil mi? Yani başka bir sanat. Müzik festivali olarak böyle. Başka sanat. Mesela devlet tiyatromuz Türkçe konuşan ülkeler. Tiyatro yapan, evet, topluluklar bir nefes bir ses tiyatro festivali yapıyor. Bu yıl dördüncüsünü yaptı biliyorsunuz Nisan ayında. Bu da önemli bir sanat faaliyetidir. İnşallah o da uzun soluklu olarak şehrimizi yurt dışı manada. Demek ki ama onun tanıtım problemi olabilir, bilemiyorum. Bunlar çünkü ama biraz zaman yani, istiyor değil tabii mi? Tabii zaman istiyor fakat oldukça başarılı yürüyen, iyi organize edilen programlar. Demin ifade ettiğim gibi bir şehir açısından bu tür sanat etkinlikleri son derece önemsiyoruz. Bunların yanında birçok faaliyet yapılıyor aslında. Evet, evet. Mesela belediyemizin yaptığı uluslararası nitelikte faaliyetler, üniversitelerimizin yaptığı bilimsel faaliyetler. Biz Kültür Müdürlüğü olarak uluslararası manada demin ifade ettik zaten Şebi Arus törenleri ülkemizin bir genel programı olarak algılanmalı. Sadece Konya'mızın değil. Ama çok nitelikli uluslararası fotoğraf yarışması yapıyoruz. Dünya inançları konu başlıklı. İki yıldır alt başlıklar da geliştirdik. Evvelki yıl dünya inançları çalışan ve üreten insandı. Geçen yıl dünya inançları mezar taşlarıydı. Bu yıl dünya inançları çeşme ve su kültürü. Yine mesela uluslararası düzeyde. Uluslararası. Son derece nitelikli ve sayıca çok katılım alıyoruz. Bir jüri marifetiyle yapılan değerlendirmeden sonra da bunları tabii biz
FIAP, Uluslararası Fotoğraf Federasyonu'nun çok ince, çok zor kriterlerine uyarak yapıyoruz. Yani bu çalışmanın arkasında yani nihayet bir fotoğraf yarışması falan denebilir. Ama bu fotoğraf yarışmasının arkasında o kadar ciddi bir emek, bir gayret var ki. Sıradanlaştırılmadan. Değil. Yani, değil mi? Ben yani bakın Mistik Müzik Festivali ile ilgili de aynı şeyi yapıyoruz biz. Evet, evet. Fotoğraf yarışmasını yapıyoruz, kataloğunu basıyoruz yarışmanın. Mutlaka basıyoruz. Bütün sanatçı dostlarımıza, katılan sanatçı ödül alsın almasın bu kataloğu gönderiyoruz. Bunun dışında yaklaşık 600 noktaya biz yaptığımız bütün yayınları, ürettiğimiz bütün yayınlarla beraber bunları gönderiyoruz. Benzer bir işi, şimdi düşünün, deklanşöre basıyor sanatkar. Dünyanın birçok yerinde, farklı nitelikli dergilerde, farklı yayın organlarında fotoğrafları çıkan insanlar bunlar. Ve bu maksatla çekilmiş fotoğrafları Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Konya Uluslararası Fotoğraf Yarışması adıyla yayınlıyor mesela. Dolayısıyla Konya'da çekilen ya da Konya'da çekilmese bile bu yarışmaya katılan fotoğrafların yayınlanmasını dikkate alırsanız önemlidir. Ve kataloğu bastığınız zaman artık bu arşivinize girmiş, envanterinize kaydedilmiş. Zaten levhaları koruyoruz ama aynı zamanda kataloğunu basıyoruz. Bakın 2 yıldır biz Mistik Müzik Festivali'ni de kurumsallaştırmak için çok ciddi bir gayret sarf ettik. Gördüğünüz gibi burada. Evet, şöyle bütün yapılan aslında tabii, efendim bir kere o dediğiniz tabii ki yani bunlara CD, DVD olarak sunulması da mükemmel bir şey de aynı zamanda yani mesela şu şekilde kitaplaştırılmış. Evet, Türkçe, İngilizce kitapları veriyoruz. Ve mesela bir önceki yıl yaptığımızdan da bahsettiğimizde. İsterseniz önce onu gösterelim. Şöyle, bir saniye. Hazreti Mevlana'nın 802. doğum yıl dönümü etkinlikleri. Efendim şöyle. Erkan size yardımcı olacak. Evvelki yıl yaptığımız program bu. Evet. Tabii Hazreti Mevlana'nın doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz için biz bu Mistik Müzik Festivali'ni bundan başka program yokmuş gibi algılanabilir. Böyle değil halbuki. Yani ana omurgasını bu festival oluşturuyor. Ancak bunun yanında bir takım paneller, konferanslar, sergiler açıyoruz. Mesela o yıl yaptığımız konferans ve panellerin çözümleri burada. Bunları da deşifre edip yayınlıyoruz. Dolayısıyla orada konuşulanlar uçup gitmemiş oluyor. Tarihin tozlu sayfalarında kalmıyor. Asla. Bunlar artık elimizde bir arşiv kaydı olarak bulunuyor. İstediğimiz zaman orada mesela efendim orada istediğimiz miktarda efendim bunu da gösterme imkanımız, çoğaltma imkanımız var. Bu da kitapçık halinde basılmış sevgili seyirciler. Tabii efendim bu da her yılda sanki ayrı bir dizayn da verilmiş. Artık, hakikaten de birinci sınıf. Geçen yıl yapmış olduğumuz logo ve tasarım çalışmasını Mistik Müzik Festivali'nin logosu olarak bundan sonra kullanalım düşüncesindeyiz. Evet. Ben tabii burada yayın yönetmeni arkadaşımız Yunus'tan bir rica edeyim. Şöyle, bizim elimizde biliyorsunuz o tanıtım filmimiz vardı. O arada bu arada onu da ekranda bir şey yapabilirsek zannediyorum daha güzel bir şekilde de görmüş oluruz. Önce isterseniz ama şu kitapçığı bir görelim. Altıncısının sevgili seyirciler elimizdeki şu an biraz evet şu anda görüyorsunuz. Altıncısı bu. Ve bunun içerisinde şöyle yavaş yavaş göstermeye çalışayım sizlere. Gördüğünüz gibi o yıl katılan bütün sanatçıların ilgili bilgileri, fotoğraflar, resimleri hem de hakikaten birinci sınıf olabilecek şekilde yani müzik literatürüne girebilecek düzeyde yapılmış bir çalışma. İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanıyor. Ama sadece bununla sınırlı değil. Şöyle şurayı da görebiliriz ki gerçekten dizaynı fevkalade. Onun için böyle gösteriyorum. Evet. Tam tabii ekranda tam göremiyor sevgili seyircilerimiz ama hemen bundan sonra da şunu gösterelim. Bu da geçen sene yapılan. Geçen sene yapılan da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi fevkalade bir kapakla ki geçen sene artık kurumsallaşılmış değil mi? Evet, efendim, bunu bundan sonra kullanmayı arzu ediyoruz. Bu logoyu ediyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Ki fevkalade bir logo yani uluslararası düzeyde bir logo. Yine aynı şekilde görüyorsunuz sevgili seyirciler. Böyle İngilizce, Türkçe grupların tanıtımları, resimleriyle de yine aynı şekilde dünya müzik literatürüne girmiş oluyor. Yine son sayfasında şöyle gösterelim. Fevkalade bir kitapçık aslında
altın sarrafın altının kıymetini sarraf anlar. Eminim şimdi sanat sarrafları ne demek istediğimizi, nasıl bir heyecan duyduğumuzu daha güzel hissediyorlar. Bu güzel hazırlıkları evet, bir grup arkadaşımız yapıyor. Efendim şu anda tanıtım şeyini de görüyoruz. 3 evet, yıldır sanat yönetmenliğini Kültür Bakanlığı sanatçısı dostumuz Timuçin Bey yürütüyor, Çevikoğlu. Evet. Feridun Gündeş Bey yardımcısı. Bu yıl buradan konservatuvardan mezun ettiğimiz bizim öğrencimiz olan Afyon Konservatuvarı'nda da öğretim görevlisi olan Burak Bey de, Burak Kaynarca da yardımcı olacak. Bütün bu hazırlık safhasında tabii bu arkadaşlarımızın kontrolünde çalışan iyi bir teknik ekip var. Bütün bu tasarımları, işte hazırlıkları filan böyle profesyonel bir ekip yapıyor. Dolayısıyla işi ne kadar nitelikli, üzerinde ne kadar hassasiyetle durduğunuz noktasındaki değerlendirmeyi iyi yaparsanız sonuç alıyorsunuz. Yorulunuyor belki. Tabii bunun bir bedeli var filan. Bütün bunlar halledildikten sonra festivalinizle ilgili kalıcı, nitelikli, sadece oraya gelebilen, biz 500 kişilik bir salonda yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Mevlana Kültür Merkezimizin Sultanbelet Salonu. Sultanbelet Salonu. Aslında salon da uygun değil mi efendim? Yani güzel bir salon. Evet. Problem yok. Ancak bazı günler, geçtiğimiz yıl ve evvelki yıl mesela, seyircilerimizin bir kısmı ayakta kaldı, bir kısmı geri dönmek zorunda kaldı. Bu kadar doldu gayet, yani. Yani hiçbir programımızda bizim boşluk olmadı diyebiliriz. Bazı programlarımızda yer bulunamadı. Ben bu yılda yani, benzer bir teveccühün olacağını düşünüyorum. Şimdi bu bize bir ihtiyacı da hissettiriyor. Konya daha büyük, daha iyi tasarlanmış ve bu amaçlarla tasarlanmış salonlara ihtiyaç duyuyor. Bu da bu vesileyle yine hem yöneticilerimizin hem konuyla ilgili STK'ların veya bununla ilgili düşünen efendim sivil fikir toplum üreten herkesin yani veya herkesin tabii ticari olarak gündemine, da yaklaşan gündemine girmiş oluyor. Dolayısıyla evet, bu yapılmalı. Artık yavaş yavaş konuşulur, ihtiyaç haline geldiği hissettirilirse bunun tedbiri alınır. Yani bu aslında böyle bir hissedişi de kendi beraberinde getirmiş oluyor bu programlar. Evet. Efendim bu arada tabii yani bu müzik festivallerinin çok fazla taliplisi olur aslında. Yani ben sadece Konya'yla sınırlı kalıyor mu? Dünyadan, Konya dışından taliplileri Konya var mı? Konya dışından seyretmek maksadıyla her yıl artan miktarda bir seyirci alıyoruz. Bir, yurt dışından da alıyoruz. Mesela başlangıçtan beri hemen hemen hiç kaçırmadan en azından bizim takip ettiğimiz 4 yıldır yurt dışından bazı dostlarımız geliyorlar, yerlerine oturuyorlar, bütün konserin kayıtlarını da alıyorlar. Efendim, bir huşu içinde seyrediyorlar, 9 gün sonra ayrılıyorlar. Evet. Güzel. Yani dünyanın bir ucundan geliyor insanlar. Neden? Böyle bir müziğe ilgi duyuyor. Demin ifade etmeye çalıştığımız gibi dünyanın dört bir tarafından seçilmiş örnekleri dinleme imkanı buluyor. Her birisi için bir başka ülkeye gitmeden evet, bir noktada mesela bunları dinleme imkanı buluyor. Bu önemli. Evet, evet. Ve hakikaten tercih ettiğimiz ülkelere bakarsanız ve topluluklara bakarsanız hem coğrafi dağılım bakımından hem inanç sistemleri bakımından hem de icra ettikleri müzikler bakımından son derece iyi örneklenmiş gruplardır. İsterseniz bunlar, onlardan da bahsedelim. Tabii yani yarın Gine ile başlıyoruz. Evet, Gine'den sonra Fas var. Biliyorsunuz Fas yani dünyada mistik müzik festivalinin en nitelikli yapıldığı ülke. Yani şu anda orada yapılan mistik müzik evet, festivali dünyanın bir numaralı festivali. Doğru. Şimdi Fas'tan çok güzel bir topluluk geliyor. Ya bu topluluğun icrası mutlaka dinlenmeli. Yani kaç kişinin Fas'a gitme imkanı var ya da bu topluluğun mesela veriyorsa İngiltere'de, Fransa'da ya da İtalya'da bir konserini dinleme imkanı var. Burada biz sanatsever dostlarımızın hizmetlerine böyle bir faaliyeti dikkatlerine sunmuş oluyoruz. Evet. Cumartesi tabii Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Tacikistan, Tibet, Kırgızistan, İran ve Türkiye ile bitiriyoruz. Şimdi evet, mesela İran'dan Paris'e bir hanım sanatçı. Yani arkadaşlarımızın teknik değerlendirmesi dikkate alınırsa la teşbih ve la temsil diyelim.
Türkiye'de Türk sanat müziği icrası bakımından son dönemde yetişmiş en iyi seslerden biri olan Meral Hanım'a benzetiyor. Meral Uğurlu. Evet. Yani hakikaten çok kıymetli bir sanatçı İran açısından. Şimdi böyle bir sanatçıyı getiriyoruz. Amerika'dan gelen grup çok önemli bir grup hakikaten. Ve bunların içinde geçen yılda getirdik, bu yılda davet ettiklerimizin arasında Grammy Müzik Ödülü sahibi sanatçılar var. Şimdi bu sanatçılar tabii bu tür festivale ilgiyi daha çok artırıyor. Ama şuna özen gösterdik. Popülerleştirmeden. Adı evet. Mistik Müzik Festivali. Nitelikli bu. Fakat popüler nitelikli, değil. Nitelikli, hakikaten son derece nitelikli, iyi örneklenmiş. İyi icraların efendim gerçekleştirileceği, kaliteyi korumaya çalıştığımız evet. bir festival. Onu şuradan da anlayabiliyoruz zannediyorum. Siz tabii icranın başında olduğunuz için bilmiyorum doğru mu düşünüyorum ama niteliğe takip edilirken popülariteye girilmeden takip aslında, edilmiş. Evet. Yani yoksa başka şekillerde bu festivali daha çok parlatabilirsiniz. Evet. Biz böyle yapmıyoruz. İyi icra, icra edilen müziğin mistik olma keyfiyeti ve iyi örnekleme. Biz mesela İran'dan geçen senede, evvelki senede başlangıçtan beri hemen hemen her yıl belki İran'dan topluluk alıyoruz. Ama aynı topluluğu ikinci defa hiç çağırmadık. Hiç çağrılmadı. Yani evet, bu da fevkalade aslında. Bazı ülkeler hariç, ülkeleri de ikinci defa davet etmiyoruz. Evet. Tibet de önemli evet. zannediyorum. Şimdi Tibet bölgesinde bir ayin icra edecekler. Evet. Yani bu ayini başka nerede dinleme imkanınız olabilir? Nerede göreceksiniz? Yani, Tibet'e ne zaman şey gideceksiniz? Yani, evet. yani mümkün değil. Evet, gerçekten fevkalade. Efendim şimdi tabii bunlar yani mesela ben İstanbul'da birkaç tane müzik festivali biliyorum. Büyük ve oralara da tamamen biletli giriliyor ama. Yani böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak mı yoksa? Yok, ileride olur tabii. ama şöyle yani bu bir hakikaten kültür hizmetidir. Bir sanat evet. faaliyetidir. Tamam. Ama muayyen bir devreden sonra artık buradaki bu faaliyetin de bir yine miktar bir da olsa izleyicileri tarafından, evet. meraklıları tarafından, ilgilileri tarafından takip edilebilmesini sağlamak için belki işte yeri dikkate alarak, yapılan müracaatları falan dikkate alarak makul bir ücretlendirme yapılabilir ileride. Ama biz şu ana kadar bu faaliyetleri ücretsiz, halka açık, yani bu vesileyle söyleyelim, bize internet ortamından işte girişte davetiye sorulacak mı diye sorular geliyor. Hayır. Çünkü biz bütün sanatsever dostlarımıza davetiye ulaştırabilme imkanına sahip değiliz. Billboardlarda, ışıklı tanıtım levhalarında, efendim sizin televizyonlarınızda döndürdüğünüz yine reklam akışlarında filan biz hep ücretsiz girişte davetiye sorulmayacağına dair bilgileri de vermeye özen gösterdik. Bu önemli. Biz sanatkar dostlarımızı eşiyle dostuyla beraber oraya bekliyoruz. Bu nitelikli bir icrayı takibe bekliyoruz. Tabii zor oluyor, kolay değil bu iş. Ama gelenler eminim orada yani iyi ki gelmişim. Bu akşam geldim ve böyle bir icrayı dinledim, böyle bir gösteriyi seyrettim dedirtmeye özen gösteriyoruz. Bakın iki ifadeyi birlikte kullandım. Sadece müzik dinlemiyorlar. Gelenler aynı zamanda bir gösteri de sunmuş oluyorlar aslında. Yani bir seyirlik zevkinin de olduğunu bu meyanda söyleyelim. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Çünkü mistik müzik ne demektir diye soracağım ama orada biraz dururuz diye düşünüyorum. Onun için bir ara verdikten sonra devam edelim. Yani burada şunu anlıyoruz sevgili seyirciler. Davetiyenin olmasına gerek yok. Hayır. Çok rahat bir şekilde katılabilirsiniz. Peki nerede? Onu da belirtelim. Mevlana Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediye'mizin Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda. Son gece 30 Eylül akşamı Büyük Salon'da, Sema Salon'da. Çünkü Konya Sema Türk yapılacağı için müziği evet, ki fevkalade bir topluluktur Türk Tasavvuf Demin müziği ifade etmeye topluluğu. Çalıştım. Hakikaten Türkiye'nin tek ihtisas topluluğu. Evet. Arkadaşlarımız hem nitelikli, Konya'da hakikaten. Hem Konya dışında hem yurt dışında bu kültürü başarılı bir şekilde ve çok nitelikli bir şekilde çok aralarında değerli sanatçılarımız şüphesiz, da var. Şüphesiz. Ömer Hoca var. Yani Ahmet bütün Hoca arkadaşlarımız fevkalade bir gayret içinde bu faaliyeti yürütüyorlar. İnşallah hiç bozulmadan bu İnşallah temennimiz o.
daha da gelişerek. Klasik Türk müzik topluluğu devam eder. Bir ara verelim. Aynen. Efendim ondan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, kısa bir ara var. Kısa bir aradan sonra değerli misafirimiz Konya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Mustafa Çıvan Bey ile 8. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni konuşmayı sürdüreceğiz.